Çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle başlarken 3 bakır, 27 hardal, 4 bakır, 27 hardal ve 1 bakır boncuk aldım. Şimdi bunları bir düğüm atarak halka haline getirelim. Düğümünüzü fazla sıkmayın arkadaşlar. Çünkü peyote çalışacağımız için rahat boncuklarınızdan ilk sırada geçemezsiniz. Halkamız oluştu. Şimdi en son iğneme bir boncuk aldığım için ve ipim de bir tek bakır boncuktan çıktığı için gelen boncuktan iğnemi ilerletiyorum ve 4 tane bakır boncuğun ortasına gelmiş oluyorum. İşim bu şekilde. Şöyle alalım, görün. Şimdi buraya 2 boncuk alarak herringbone çalışmasını uygulayacağım. 2 boncuğumu aldım. İpimin çıktığı boncuk, gelen bir boncuktan aşağı indim. Şimdi bu sırada peyote olarak devam ediyoruz. Bir hardal boncuğu alıyorum. Gelen boncuktan geçiyorum. Bakıra atlıyorum. Gelen boncuktan geçiyorum. Bakırın üzerine bir hardal boncuk yerleştirmiş oldum. Birinci peyote oluştu. Bir boncuk daha alıyorum. Bir boncuk atlıyorum. Gelen boncuktan iğnemi geçiriyorum. İşlemler bakır boncuklarıma kadar aynı şekilde tekrarlanacak. Çalıştıkça gördüğünüz gibi ipin sıkılık bölümü artıyor. Sıranın sonuna kadar bu şekilde çalışacağım. Bu yerdeyim. Bakırımın üstüne bir peyote daha yapıyorum. Bir boncuk alıyorum. Bir bakır boncuğu atlıyorum. Gelen boncuktan çıkışımı yapıyorum. Yarısını çalıştık. Şimdi köşelerde herringbone çalışması yapıyorduk. Bu nedenle 2 boncuk alıyorum. Gelen boncuktan aşağıya iniyorum. Döndürdüm işimi. Şimdi bu bölüme de aynısını çalışıyorum. Bakırın üzerine gelen bölüme hardalla başlayacağım. Bakıra atlıyorum. Gelen hardal boncuğundan iğnemi çıkartıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde çalışmamı sürdürüyorum. Çok ipi sıkmayın arkadaşlar. Bu çalışmanın tabii ki sert olması gerekiyor ama ilk sırada normal sıkılıkta ipi bağlayın. Bir boncuk alıyorum. Gelen boncuktan geçiyorum. Peyote.
ilk sırada fermuar dikişi gibi şekli görüntüsü oluyor. Evet, bu şekilde sıramın sonuna kadar çalışmamı ben sürdüreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Hardal boncuklarımı işledim. Bir boncuk aldım. Gelen bakıra atladım. Bir sonraki boncuktan, fakat ilk başladığımız yer olduğu için iki bronz boncuğumdan, sıranın sonu çünkü, birden iğnemi geçiriyorum. Şimdi yeni bir sıraya başlıyorum. Köşeye geldim. İki boncuk alıyorum. Roz rengi. Gelen boncuktan geçiyorum. Aşağıya doğru indim. Köşede henek bon çalışması oluştu. İşi döndürdüm. Şimdi ara boncukları takacağım. Boncukların arasına diğer boncuk yerleştiriyorum. Artık sıkı çalışıyorum bu bölümde. Sert olsun çalışmam. Sıramın sonuna kadar bu şekilde çalışacağım. Sıramın sonuna geldim. Yine bronz boncuklarımın bölümündeyim. Bir boncuk alıyorum. Mutlaka bir bronzun üzerine hardal rengi yerleştiriyorum. Köşeye geldim. İki boncuk alıyorum. İpimin çıktığı boncuk, gelen boncuktan aşağıya iniyorum. Elimle yerleştiriyorum. İşi döndürdüm. Şimdi yine bir boncuk alıp boşluk dolduracağım. Peyote çalışması yapacağım. Sıramın sonuna kadar bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Bir hardal rengi boncuğumu alacağım. Sıramın sonu olduğu için iki boncuk yukarıya çıkıyorum. Bu sıram da tamam. Bir sıra daha çalışacağım. Köşeye geldiğim için iki boncukla herringbone çalışıyorum. Döndürdüm işi. Şimdi
hardal rengi boncuklarımla işi sürdürüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Sıramın yine sonuna geldim. Bir hardal boncuk aldım ve bronz boncuktan çıktım. Köşede olduğum için herringbone olarak çalışacağım. İki boncuk aldım. Gelen boncuktan geçtim. Yerleştirdim boncuklarımı. İşi döndürdüm. Şimdi peyot olarak sürdürüyorum işlemi. Bu şekilde sıranın sonuna kadar çalışacağım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Boncuğumu aldım. Bir boncuk daha alıyorum. Çünkü bronzların üzerinde mutlaka işlem yapıyorum. Bir boncuk aldım. Sıranın sonu olduğu için iki boncuk ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5 tane herringbone yaptım. 6. sırada bir tane bit kristal aldım. Gelen boncuktan geçtim. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi peyote'ye devam ediyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Yine bit kristalimi aldım. Gelen boncuktan geçtim. Yerleştirdim. Döndürdüm. Yine peyote olarak işi sürdürüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. İşim bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci bir sırayı katı çalışacağım. Bunun için iç bölümden çalışmaya başlayacağım. Bu nedenle kristali atlıyorum. Gelen tüm boncuklarımın içinden aşağıya iniyorum. Şimdi bu bölüme dikkatinizi vermenizi istiyorum. Hatalar burada yapılıyor genelinde. Aşağıya indim. Yeni bir sıra kuracağım için yanındaki boncuktan yukarıya çıktım arkadaşlar. Bir boncuk iğnemi çıkardım. İlk çalışmada nasıl başlıyorsak herringbone'la başlıyoruz. İki boncuk aldım. Gelen yanındaki boncuktan aşağıya indim. İç bölümden başlıyoruz çalışmaya. Yerleştirdim boncuklarımı. Döndürdüm işimi. Boşluğum var. Bir Miyoki boncuğumu aldım. Yerleştirdim. Bir tane daha aldım. Yerleştirdim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar iğnemle gösterdiğim boncuğa kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Bir boncuk aldım. Şimdi bu bölümde de herringbone çalışacağım. İlk sıra dönüşte ikinci katta önemli arkadaşlar. Dikkatinizi verin. Bakır boncuktan çıktım. İki boncuk aldım. Gelen bakır boncuktan aşağıya indim. Boncuklarımı yerleştiriyorum. Yukarıya doğru bakmalı.
Şimdi işi döndürdüm. Teyatı olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir boncuk aldım. Sıra sonu olduğu için iki bakır boncuğumdan yukarıya çıktım. Şimdi yeni bir sıraya geçiyorum. Yine iki adet bakır boncuğumu alıyorum. Yanındaki bakır boncuktan aşağıya iğnemi indiriyorum. Artık işimizi kurduk. Büyütebiliriz. İlk katta nasıl çalışmışsak çalışmamızı bu katta da aynı şekilde devam ediyoruz. İş içten dışarıya doğru yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Ben sıramı bu şekilde bu bölüme kadar çalışacağım. Sıramın sonuna geldim. Yeni bir sıraya geçiyorum arkadaşlar. İşimi büyütüyorum başka bir deyişle. Yerleştirdim. Herifbon yaptım. Şimdi yine peyote olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar çalışacağım. Sıramın sonuna geldim. Bir boncuk aldım. Ve iki boncuktan geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bölüm çukur oldu. Tuttuğunuz an bakın iki boncuk yan yana. Şimdi bir sıra daha yapıyorum. İç bölümünü de göstereyim size. Yine iki boncuk alarak son sıramı yapıyorum. İkinci katımın iki boncuk aldım. Bir boncuk indim. Peyote olarak sıramı sürdürüyorum. Bir boncuk aldım. Aradaki boşluğa oturtturdum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldiğim için bir boncuk aldım. İki boncuktan birden yukarıya çıktım. Şimdi bizim üst katımız da bitti. Şöyle tutalım. Bu sırada birleştirme işlemini yapacağız. Bakın fermuarlarda dişlileri gibi araya girecek buradaki çalışmada. Bu şekilde bu bölümü öreceğiz. Şimdi ipim buradan son boncuktan çıktı. Ben birleştireceğim. Bu kristali şu nedenle koyduk. 4 tane boncuk olduğu için eğer herhangi bir işlem yapmazsak burada bir çirkinlik oluşur. O nedenle bir kristal kullandım. Bunu siz kum boncuk olarak da ya da farklı bir boncukla çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi kristalimin içinden geçtim. Bu katı diğer kata birleştiriyorum kristal yardımıyla. Geçtim. İşim bu şekilde. Şimdi bakın. Yine bir boncuktan çıktım. Geriye döndüm. Bir boncuktan çıktım. Şimdi zikzak dikişle ben birleştireceğim. Bir sağdan, bir soldan. Dişliler oturacak, çıkıntı boncuklarım.
bu şekilde sıramın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi birleştireceğim. Kristalli bölümü çıktım en tepe bölümüne. Kristalimin içerisinden geçtim. Döndürdüm. Gelen bakır boncuğumdan geçtim. Tekrar birleştirme işlemini burada yapıyorum. Zikzak dikişle. Evet, bu şekilde sıramı bitireceğim arkadaşlar. Artık sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sıramın sonunda son boncuğumu da yerleştiriyorum. Şimdi işi sağlamlaştırmak istiyorum. Şöyle döndüreyim. Kristalin altındaki boncuktan geçtim. Bakır boncuktan çıktım. Şimdi ipimi yok etmek istiyorum. Boncukların içerisinden yürüyorum arkadaşlar. İşi sağlam almak istiyorum. Bizim çalışmamız bitmiş oldu arkadaşlar. Ben bir adet daha çalıştım. Farklı bir renk. 2 adet biz bu çalışmayı yapacağız. Bir sonraki videomda altına farklı bir şekilde çalışarak işlemi tamamlayacağız. Kolye haline getireceğiz. İkinci videomda görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim efendim. Hoşçakalın.